Evet, başta emekli olacak olanlar için en önemli şey biliyoruz ki kıdem tazminatı. Dolayısıyla asgari ücretli olarak çalışanlar için kıdem tazminatı değişecek. Bugün itibariyle emekli oldukları takdirde aylık 13.312 TL mevcut asgari ücret üzerinden. Asgari ücret ne kadar artarsa o nispette kıdem tazminatı da artmış olacak. Eğer ki 13.312 TL olan kıdem tazminatı %50 oranında artarsa yılbaşından sonra emekli olacak olanlar 20.000 TL'ye yakın bir aylık kıdem tazminatı alma durumları oluyor. İşkur bazında değerlendirecek olursak işsizlik ödeneğini de artıracaktır. İşsizlik ödeneğin tabanı yani en az işsizlik ödeneği 5.325 TL. Biz burada misal veriyoruz. 150 oranında artması halinde 8.000 TL'ye yakın bir rakam söz konusu olacak. Tavan ise yani en yüksek işsizlik maaşı bugün itibariyle 10.650 TL. Bu tavan asgari ücretin artışına bağlı olarak yine örnek mahiyetinden söylüyorum. %50 oranında artış olursa 15.975 TL'ye kadar çıkacak. Yine asgari ücretin artması demek sosyal güvenlik kurumu açısından gelir anlamına geliyor. Çünkü sosyal güvenlik kurumu hem taban anlamda hem tavan anlamda aldığı primlerin miktarı da artacak. Ve sosyal güvenlik kurumu işte hastalık halinde iş kazası, meslek hastalığı, analık halinde ne yapıyor? Burada iş göremezlik ödeneği veriyor. Dolayısıyla iş göremezlik ödeneği de asgari ücret ne kadar artarsa o nispette artacak. Bir örnek verecek olursak hastalık parası alan bir kişi yatarak tedavi görüyorsa günlük 224 TL alıyor. Asgari ücret %50 oranda arttığı takdirde 336 TL. Kişi ayakta ise 298 TL bugün itibariyle almakta. %50 oranda artış olursa 447 TL'ye varacak. Yine asgari ücret çırak ve stajyerlerin almış olduğu ücretleri de etkileyecek. Bugün itibariyle 3.420 TL çırak ve stajyerlere ödenen ücret %50 oranda bir artış olursa 5.130 TL. Yine biliyorsun herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler devlet genel sağlık sigortası primi alıyor. Bugün itibariyle 402 TL asgari ücret %50 oranda arttığı takdirde 603 TL'ye çıkacak. Yine çok önemli bir husus Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde olan bütün sosyal yardımlar 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve diğer bütün sosyal yardımlarda muhtaçlık kriteri var. Dolayısıyla o yardımlara hak kazanmak için bugün itibariyle hane içerisinde en az gelirinin 3.800 TL'den altında olması gerekiyor. Yılbaşından sonra asgari ücret %50 oranında artarsa muhtaçlık sınırı 5.700 TL olacak. Dolayısıyla bu vatandaşlarımız bugün itibariyle muhtaçlık sınırının altında olmadıkları için alamadıkları yardımları yılbaşından sonra başvurmaları halinde onlara bir fırsat doğmuş olacak. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu çeşitli yükümlülükleri yerine getirmeyenler için idari para cezası uygulamakta. İdari para cezaları doğrudan doğruya asgari ücrete endeksidir. Dolayısıyla asgari ücret ne kadar artarsa SGK'nın uygulayacağı idari para cezaları da o nispette artacak. Son olarak şunu ifade edelim. Biliyorsunuz ev hanımları ve diğer kendi primlerini ödeyenler için en düşük prim ödeme asgari ücrete endeksli. Asgari ücret ne kadar artarsa dolayısıyla ev hanımların ödeyeceği prim miktarı da o kadar artacak, maliyetler artacak.